Popüler akıllı bileziklerden biri olan Huawei Band 4 cihazımız. Adım sayarı mevcut. Kalp ritminizi ölçebilir. Kandaki oksijen miktarını ölçebilir. Uyku saatinizle ilgili size bilgi verebilir. Antrenman etkinlikleri mevcut. Bunları kullanabilirsiniz. Hava durumu, ayarları ve müzik kontrolü gibi özellikleri mevcut. Ama bu cihazın diğer bilekliklerden farklı olarak bence en güzel özelliği kendi hani herhangi bir kabloya ihtiyaç duymadan herhangi bir USB portuna bağlayarak cihazı şarj etmeniz. Bu arada şarj süresi 8 ile 10 gün arasında gidiyor. Kullanımıza bağlı olarak ama 8 günden aşağı gittiğini görmedim şahsi kullanımımda. Şu şekilde de çok kolay bir şekilde bileklikleri oturabiliyor. Kordonları cihaza oturuyor. Şuraya bastırarak çıkarılıyor. Ve sadece yani şarjı bittiğinde onun şarj cihazını yanında taşımanıza gerek yok. Sadece şuradaki düğmeye basarak çıkarıyorsunuz ve herhangi bir USB portuna takıyorsunuz. Bu ister powerbank cihazınız olabilir. Gördüğünüz gibi şarjımız başlıyor. İsterseniz herhangi bir USB çıkışı olan bir adaptöre istediğiniz yerde takabilirsiniz. Şarj etmek için. Veya telefonunuz, benim telefonum USB Type-C girişli. USB Type-C'den USB'ye çeviren adaptör yardımıyla telefonunuz üzerinden dahi şarj edebilirsiniz bu akıllı bilekliğinizi. Micro USB çıkışı olanlar Micro USB to USB adaptörü almaları gerekir. Yani dediğim gibi en büyük özelliği bu. Bunu göstermek amacıyla bu videoyu çektim. Huawei Band 4 cihazımızla ilgili olarak bir küçük özellikten daha bahsetmek istiyorum. Akıllı bilekliğimizi bileğimize takarken şu kayışımız yani buradan geçirdikten sonra kolumuzu hareket ederken normalde diğer bilekliklerde çıkma oluyor. Saatlerde de aynı şekilde. Yalnız bu cihazımızda şöyle bir özellik var. O özellik de şurada. Şöyle göstereyim. Yani şuradaki küçük detay görebilirsiniz. Bu çıkıntı bu deliklere hangi deliğe geliyorsa o deliği sabitliyor. Böylece kaymasını engelliyor. Bakın şu ikinciye mesela oturdu. Bu şekilde kaymıyor. Ama bazı bileklerde gerçekten sıkıntı var. Hani tecrübesi olan mutlaka vardır. Bileğimizdeyken sürekli bu çıkar. Böyle olur. Sürekli böyle. Ya yani bu da can sıkıcı bir durum oluyor. Küçük ama güzel bir detay. Bilginiz olsun.